Bu maçın özelinde şöyle bir durum vardı. Mikel Arteta sağ kenarında yoktu Arsenal'da ve e, neydi abinin ismi? Austin Austinberg miydi? Öyle bir yardımcısı vardı. Birinci yardımcısı. Bir de kulaklıkla Arsenal şeyle Arteta ile konuşan e, Carlos Cuesta vardı. Cuesta. He. Şimdi bir yardımcılık konusunu konuşmak lazım. Carlos Cuesta Arteta'nın ekibinde 26 yaşında. Daha önce Atletico ve Juventus Akademilerinde çalışmış. Pro lisans sahibi. <laughs> pro lisansı var. Arsenal'ın Arteta'nın ekibinde oyuncu gelişim antrenörü olarak çalışıyor. Oyuncuların işte oyunculara maçlardan videolar kesiyor, veriyor. Onların gelişimi için onlara içerikler hazırlıyor. <laughs> Antrenman metotlarının uygulanmasından sorumlu. Bu bir. Bir Miguel Molina diye bir yardımcısı daha var. O da 28 yaşında. Madrid Teknik Üniversitesi'nde antrenörlük spor bilimi mezunu, spor bilimi uzmanı. O da Diego Simeone'nin ekibinden geldi. Onun da görevi şu, teknik ekip tarafından uygulanacak teknik ve taktik metotların fiziksel ve zihinsel yönlerini yapılacak antrenmanlara entegre etmek. Evet. Bu konuda da Madrid Teknik Üniversitesi'nden onaylı e, uluslararası geçerliliği olan e, dergilerde, bilimsel dergilerde yayınlanmış iki tane tezi var. Yani şimdi tabii bu şey hani e bunlar var diye mi Arsenal böyle oynuyor? Bunlar olunca ne oluyor? Arteta şampiyon mu olacak? Arsenal'ın en son ne zaman kupa almışa geliyor? işte Yani burada sonuç belki istediğiniz gibi olmayabilir sizin. Kazanmak olmayabilir ama süreç e, örnek alınması. Süreç çok değerli. Süreçle de geliştirir sizi. Ders çıkarın Yani 26 yaşında Carlos Cuesta'nın pro lisansının olması. Burada şu değil. Türkiye'de de pro lisanssız hocalar çalışıyor değil. Neden Carlos Cuesta'nın içinde olduğu sistem ona 26 yaşında pro lisansı alma imkanı vermiş de Bana Türkiye'de denmiyor. neden Türkiye'de 40 yaşını geçmiş Emre Belizoğlu pro lisansını alamamış? Yani önem burada soru Emre Belizoğlu'nun pro lisansının olmaması değil, Farioli'nin olmaması değil. Ya da soru Cuesta'nın nasıl aldığı bizim nasıl aldırabileceğimiz. Buradaki Dikkat edilmesi gereken yani, nokta bu. Yani ben mesela e, bu işi daha iyi yapabilmek için e, TFF ile bir zaman e, iletişime geçmiştim. Nasıl yapabilirim? Yani benim temel amacım e, pro lisans ve hatta lisans almak değildi. Orada olunup, o bütün tedrisat sürecinde orada bulunup bu işi aday olanların, B lisans olanların, C lisans olanların, A lisans olanların olaya nasıl baktığı, yani oyuna nasıl baktığı, onların nasıl bir eğitim sürecinden geçtiği ve ben onlardan ne kapabilirim? Yani bir antrenör, bir teknik direktör maça nasıl hazırlanıyorsa onu hissedebilmek ve konuşurken de onu anlatabilmek derdindeydim. Ama işte bana dedi der ki buradan başlayacaksın. Önce ne deniyordu ona? Gross Rose'dan başlıyorsun. önemli. Oh. Oradan başlayacaksın, oradan gideceksin. Kurs açılırsa sen en sonra en son sıradasın. Niçin ben en son sıradayım? Çünkü top oynamadım. Amatör topçuluğum bile yok. Veyahut da filiz lisansım bile yok. O yüzden buradan buradan başlayacaksın. Bula bula falan derken ne kadar süreçte alabiliyorum dedim. Her şey yolunda giderse. 20 sene atıyorum. 15 sene. 10 sene. Ama İskoçya'ya gittiğin zaman 2-3 yıl içinde takır 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 her şeyi alabiliyorsun. Hatta İngiltere'ye gittiğin zaman. Ya da alamıyorsun. En azından o şansın alakalı. var. alakalı. Şansını deniyorsun yani. Şansını deniyorsun. Sana de o şey, fırsatı veriyor. Bana o fırsatı veriyor. Türkiye'de ben niçin bana bu fırsatı vermiyorsunuz? Ben de işimi daha iyi yapabilmek adına ihtiyacım var benim o, o lisans kursuna. E, o lisans kursuna giremiyorum bile. Hadi bizi geçtim. Bundan daha büyük problem mi? Antrenörlük, antrenörlük okuyan Antrenörlük giremiyorlar bunu. Hadi bizi geçtim. Bizimki sadece işimizi daha iyi yapabilmek adına bizim kendi sunopluğumuz dinsiz. Nasıl adlandırıyorsanız adlandırın. E, antrenörlük okuyan çocuklar giremiyorlar. Türkiye'ye bakıyorsun. Türkiye'de bir tartışma var ya sürekli. işte teknik direktörler için teknik direktör yetiştirmiyor? Bakın teknik direktörler bu ülkede kendi işini en iyi yapmakla mükellef olan insanlardır. İşi nedir teknik direktörün? Takımını yarışmaya hazırlamaktır öyle değil mi? Yani takımı geliştirmek, oyuncuyu geliştirmektir. Yok bir de teknik direktör yetiştirecekmiş. Bir de böyle saçma sapan bir tartışmaya gittik biz kendi içimizde. Ama sen ne diyorsun? Carlos Cuesta. Belki de bu o 9 yıl sonra atıyorum Granada'nın başına geçecek. Levante'nin başına geçecek. Bilmiyoruz bunu. Nereye gideceğini bilmiyoruz. Ve hatta bu işten çok memnun. Bu işi çok iyi yaptığı için bu işte kalacak. Aynı e, şu anda PSV Eindhoven'da olan e, Las Cornetka gibi. Bu adam Guardiola ile de çalıştı, Roger Schmidt ile de çalıştı, hala çalışıyor. Nagelsmann'la çalıştı, Leipzig'te çalıştı ve e, video analiz olarak yardım kalıyor. Kim yetiştirdi onu da? Ralf Reign yetiştirdi. Orası, PSV'de değil ya. Oradaydı en son. Ha şimdi lokomotif Moskova'da pardon. Danışman. Yok şimdi Ondan... lokomotifte, lokomotifte. PSV'den ayrıldık. Lokomotifte. Lokomotifte de artık antrenörlük yapmıyor. O şey spor danışmanlığı Yönetici, falan gibi işte yöneticilik bu, pozisyonuna geç. Ralph ile beraber. Ralph danışmanlık şirketi kurdular. Kulüplere danışmanlık Hı. veriyorlar. Bir müşterileri de Manchester United şimdi. Evet şimdi on, onlar oldu. Yani. Ya burada şimdi antrenörlük okuyor çocuklar. Bessio okuyorlar. Zaten TFC ile mezun oluyorlar yanlış bilmiyorsam. Bir geçerliliği yok. UEFA lisansı değil bu UEFA lisansı almak istedikleri zaman da e, çok büyük paralar bunlar. Yani 5000 liralar, 10 bin liralar, 25 bin liralar, 50 bin liralar. 100, liralar, 100 bin lira. 100 bin, 50 A, 50, 100 pro lisans. Bunlar yani 5000 lira ne diyecek şey işte. Yani adam yani bir köyden çıkmış, antrenörlük okuyor bir şekilde. Hani ailesinin durumu yok. Belki ailesi asgari ücretle geçiniyor. Ne demek yani sen 10 bin lira vermezsen bu lisans senin olmayacak. Kusura bakmayın abi 5 bin lira falan çok büyük para. O zaman ona o parayı kazanacağı imkanı sağlayacaksın önce. Ya adam zaten C lisansı asbar kadar almış. Amatörde çalışıyor. Asgari ücretin altına çalışıyor. Maaşını da alamıyor doğru düzgün. Ya bir değer de vermiyorsun bu adamlar. Baş, bir de çoğu mesela mesaj atıyorlar bana. Şey diyor adam. Ya ben diyor para da istemiyorum diyor. Gireyim bir yere çalışayım çünkü süresini doldurması evet. gerekiyor. O da kabul edilmiyor. Hep eski futbolcuları dolduruyorlar. Tamam eski futbolcular da olsun da eşit şanslarda yarışsınlar. Yani sırf eski futbolcu diye Dünyanın her yerinde bu böyle ama biz dünyanın her yeriyle yani şimdi mesela İtalya'da da Coverciano'da da bu iş böyle. Ama abi İtalya'nın dünya kupası var ya. Hmm. ya yani İtalya futbolunun oynadığı seviyede zaten adamlar antrenör gibi yetişiyor. Yani bize böyle örnek veriyor. İtalya'da da mesela Birleşik BA kursu yapılmıştı. Türkiye'de. Eski futbolcular hepsi gitti direkt A aldı mesela. C yokken A aldı. futbolcuyken C veriyorlar da B yokken A aldı direkt. Tamam. Niye yaptınız diyoruz. İtalya'da da yaptı. Abi İtalya'da kanlı var mı? Pirlo katıldı yani. Adam Dünya Kupası, adamın çalıştığı antrenörler zaten kurs. Sen sadece belirli bir yarışmaya katıldığın için sana o hakkı veriyorlar. Ha böyle olmaz ki. Yani sıkıntı orada. Yani İtalya'daki bir de senin Coverciano'da onun verdiği eğitimle senin verdiğin eğitim aynı değil. Almanya'da adam 11 ayda pro lisans veriyor. E sen 45 günde veriyorsun. Senin pro lisans kursu veren hocan küme düştü. Yardımcı, küme düşen takımın yardımcı hocası. Baş hoca olarak başında. Orada pro lisans kursu alan hocalar Süper Lig'de ilk 3'te 4'te yer alıyor. Vallahi bak mesela Süper Lig'de o pro lisans kursuna baktım. O dönem Süper Lig'de ilk 6'da 3 tane hoca var. Kursu veren hoca onlarla yarışan hocadan yardımcısı iken küme düşmüş. Abi kim neye neye öğretiyor? Yani, o orada yani komple sıkıntı. Ondan sonra Türkiye'de biz diyoruz ki Fatih Terim antrenör yetiştirmiyor. Abi Fatih Terim yetiş ya, fa sen Fatih Terim'e bak versen yetiştirir. Ama Galatasaray'ı şampiyon yapmaya çalışırken yetiştiremez ki. Şimdi şöyle Yetişsin saygı, yani. Kalem yanındaki. olabilir miyim abi? Şöyle bir şey ekleyeyim. Abi Ümit Davala'ya, Hasan Şaş'a, Necati Ateş'e, Selçuk İnan'a lisanslar verildi. Abi zaten yapan yapmış. Bir zahmet ondan sonra kendileri gelişsin. Kimse Tabii. yani Carlos Cuesta'yı Arteta yı gelip futbolu öğretmedi. Bak daha da isim sayayım öyle devam et. Abi Hı -hı. Chelsea'de Tuhel'in yanında Benjamin Weber. Mainz'dan beri video analizcisi. Zolt, e, Zolt Löw Ralf Rangnick çıkma pro lisanslı eski Macar futbolcu. Liverpool'da Kravitz, Linders ders bunlar zaten efsane. Leicester'da Svensson'dan beri Brandon Rodgers'ın yanında Chris Davis daha 36 yaşında pro lisanslı. Leeds'te Diego Reyes 42 yaşında. Şili'den bu yana Bielsa'nın yanında. Yani bu adamları Bielsa'lar, Tuhel'ler, Brandon Rodgers'lar yetiştirmedi ki. Bu adamlara sistem izin verdi. Ad, hakkaniyetli bir şekilde. Yani bu şöyle bak. Mesela e Chris Davids, Brandon Rodgers'ın yanındayken aynı zamanda Kolo Ture de yanındaydı. Yani hem eski futbolcuya izin veriyor sistem hem akademiliğe izin veriyor. Bu adam o görevi aldıktan sonra görevini la ile yerine getiriyor. Siz eşit şartta yarışma şansı verin. Onlar yaparsa yapar, yapamayan elenir zaten. 2013 U20 Dünya Kupası'nda ülkemizde düzenlenen Ryan Giggs'ler tribünde not alıyorlardı. Ama onları oraya getiren bireysel zenginlikleri değil, almış oldukları kursun dayatmasıydı. Galler'deki. Evet. Bizim Tuğberk de orada. Tuğberk kendini vermiş. U19 evet. şu anda. Roma'daydı. Aynı yaşlarda. Roma'daydı. Tuğberk alt... E, Tanrı, Tanrı, verdi. Şimdi... Daha 30 küsur yaşında. Bu işin birinci kısmıydı. İkincisi e, ben diyorum ki bizim artık tamamen ve ivedilikle Köln Akademi işine dönmemiz gerekiyor. Böyle 45 günlük kurslarla olmaz bu iş. Bu ülkedeki en büyük birkaç teknik direktörden en başarılı, en fazla Türk futbolunda isim yapmış, yer etmiş isimlerden ikisi kimdir? Mustafa Denizli ve Fatih Terim değil mi? Ba iki, yani iki, ikisini sayıyorum. İki ikisini değil. iki tanesini söylüyorum. Bunların ortak özelliklerinden birisi futbolu Galatasaray'da bırakmış olmaları değil. Mustafa Denizli'ye Yüplerval dokundu. Ki Yüplerval'e de dokunan zaten Alman futbol sistemiydi. Yüplerval yardımcıyken ee, Almanya milli takımının başına geçmişti. Hı hı. Şampiyon takımın yardımcı evet. hocasıydı. Fatih Terim'e dokunan ise Göztepe veya da Ankara gücü değildi. O kısa teknik direktörlük macerası değildi. Fatih Terim'in Serpil Hamdi Tüzü'nden devralmış olduğu takım ve Sepiontek Yine bir Alman dokunuşundan bahsediyoruz. Bunlar o döneme ait olan mevzulardı. O dönem insanların içinde var olan liderlik kapasitesi ortaya çıkmış ve kendileri teknik direktörü olmak istedikleri için olmuşlardı ama hep böyle gitmez bu iş. Anlatmaya çalıştığım bu. İşte efendim onun yanından geçsin. bu Bizim Köln Akademi mevzusuna dönmediğimiz müddetçe antrenörlük konusunda çok da fazla liyakada önem vereceğini düşünmüyorum. Şunu da ekleyeyim haksızlık olmasın. Hamit Altıntop ve Oğuz Çetin'in şu anda yoğun bir çalışması var antrenörlük konusunda. Son bir senedir Mufredat'ı değiştirdiler tamamen. Harika. Müfredatın Oğuz Çetin Amir Altın Topla beraber ya da değil bilmiyorum bir ekip kurdu. O ekip gerçekten donanımlı genç antrenör eğitmenleri var içerisinde. Hepsine tamam. Ee, burada işte bürokrasi izin verecek. Bir de e, doğru sistemi kurduğun zaman zaten sen olmasan da o sistem devam edecek. Doğal olarak ama bence şu şeye de üniversitedeki antrenörlük okuyan arkadaşlara da biraz. Ee, daha hakkaniyetli davranmak lazım. En azından UEFA C ile başlamalılar ya da en azından mesela e, eski futbolcuya 50 bin liraysa bu üniversite mezunu arkadaşlara bir burs açılabilir. Bir indirim yapılabilir bir çalışma imkanı sağlanıp para kazanırken bunu yapmaları sağlanır. Ya da kulüplere kontenjan açılabilir, Kulüpler ödeme. Ya bir şekilde bunun yoluna koyulması Şunu lazım. Ne yaparsın? Orada bir bitirme tezi gibi bir şey hazırlarız. Mesela farklı bir sınav açarsın. Dersin ki bu sınavı geçenler atıyorum UEFA ile başlayacaklar dersin gibi gibi. Yani aç yolunu ama yolunu aç. Yeter ki bu iş yapmak isteyen çocukların yolunu aç. Onların sesi olalım. Evet, Onlara tekrar dönelim, da bahsedelim. Ee, ve o zaman İngiltere'yi bitirdik. United Wolverhampton maçından şöyle kısaca bahsetmek Öyle sen, şu an Şöyle şöyle bahsetmek istediğim şu. Maçı anlatmayacağız burada. Ee, seninle hep e, Ralph Reitnick gelmeden önce de ve hatta acaba United Conte'ye mi gitmeli gibi yap, yaptığımız bütün konuşmalarda öncelikle şundan bahsetmiştik. Bir, şu Alex Sorgusu'nun demokrasinin kılıcı gibi sallanmasından tamamen kurtulması lazım. Ve United'ın yeni bir işe kalkışıyorsa, yeni bir mi yapılanmaya giriyorsa. İkincisi, Ralph Reindlick acaba e, önde piresi kabul eden şey i̇şte 4-2-2-2 neyse formasyonu siz nasıl atlandırıyorsanız yoğun presi yapmak isteyen bir adamın Edison Cavani ve Cristiano Ronaldo ile oynaması yakın zamanda doğru sonuçları doğurmayacaktır. Şansa maç kazanabilirsiniz, maçı kazanabilirsiniz ama Wolverhampton gibi yani Bruno Lage gibi tamamen şalteri indiren bir adama karşı Liverpool'un bile 90 artıda e, Origi'yle bul gol bulduğu maçta ve hatta Manchester City'nin çok alakasız bir penaltıyla e, kazanmış olduğu maçta, United gibi takım zorlanır demiştik. Zorlanmaya başladı. Hı -hı. Yakında Cristiano Ronaldo'ya karşı çok büyük komutular başlayacak. kaldı kaldığı müddetçe ve hatta kendi teknik direktörünü getirdiği müddetçe. Birkaç maç daha seri şekilde izlemek lazım e, Manchester United'e. Zaten önümüzdeki hafta yine konuk ederiz. Evet. Daha detaylı bir analizini yaparız diyelim.